Afrika 60'lı yıllardan bu yana adeta açlık, sefalet, yoksulluk, acı ve zorluk kavramlarıyla eş anlamlı hale gelmiş durumda. Oysa Afrika kıtası hem yeraltı kaynakları hem de sahip olduğu birçok imkan ve zenginlik sayesinde halkının çok rahat, üstelik de yüksek refah seviyesinde yaşayabileceği bir potansiyele sahip. Ancak batılı ülkeler başta olmak üzere kıtaya yönelik yürütülen sömürü politikası Afrika'yı bütünüyle fakirlik, kargaşa ve sefaletin eşiğine düşürmüş durumda. Su kaynakları açısından fakir olmamasına rağmen kıtada çok ciddi bir su sorunu var. Susuzluk insanlar arasında başta dizenteri olmak üzere birçok hastalığın yayılmasına sebep oluyor. Modern toplumlarda basit tedavilerle iyileştirilebilen hastalıklar dahi tıbbi malzeme ve tedavi eksikliği nedeniyle Afrika'da çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesine yol açıyor. Bütün dünyada olduğu gibi Afrika'da da Müslümanlara yönelik maddi ve manevi çok ciddi baskılar ve saldırılar var. Örneğin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Mart 2013 tarihinde gerçekleşen darbenin ardından 5 ayrı isyancı çetenin koalisyonuyla oluşan ve Fransa'nın da destek verdiği gruplar Müslümanlara ağır bir baskı ve işkence politikası başlattı. Eritre ve Etiyopya'da Müslümanlara karşı yürütülen vahşice ve zalimce eylemler yüz binlerce insanı mülteci olarak ülkesini terk etmeye mecbur etti. Yapılan yardımlar ise bölgede mafyalaşmış kabile mensupları ve çeteler tarafından gasp ediliyor. Bu karanlık görünümü ortadan kaldırabilecek tek güç ise Müslümanların kendi aralarında kuracakları sevgi, kardeşlik ve dayanışma ruhuna dayalı bir birliktir. Bu birliğin sağlayacağı güç, bu ülkelere hakim olduğunda ve ülkeler arasındaki manevi bağ tesis edildiğinde Afrika'nın kurtuluş ve mutluluğu da an meselesi olacaktır. Bölgede barış ve kardeşlik ortamı hakim olsa, insanlar birbirlerinin rahat ve mutluluğunu gözetseler, mevcut imkan ve zenginlikler insanlara en adil biçimde ulaştırılır. Açlık, susuzluk, yoksulluk gibi sorunlar da bütünüyle ortadan kalkar. Aksi halde 10 yıllardır olduğu gibi bir sömürgeci güç gidip yerine bir başkası gelecek veya radikal gruplar bağnaz fikirlerinin kendilerini yönlendirdiği saldırılara devam edecekler ve yaşanan kargaşa, sefalet, acı ve sıkıntılara her geçen gün bir yenisi daha eklenecektir.